6. kısım Emirdağ hayatı Mukaddeme Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı neticesi olarak Risale-i Nur ekser vilayet, kasaba ve köylerde yayılmış ve nur talebeleri kısa bir zamanda yüz binlerin fevkinde çoğalmıştır. Risaleler teksir ile neşre başlanmış ve kısa bir müddet içinde 1947 senesi sonlarında Üstad ve talebeleri 3. defa olarak tekrar hapse alınmıştır. Evvela üç sene kadar Emirdağ'ında ikamet edebilen Said Nursi, hapisten sonra tekrar Emirdağ'ında üç dört sene kadar kalmış ve sonra Isparta'ya yerleşmiştir. Ve şimdi doksan yaşına yaklaşan ve tebdil havaya çok muhtaç olan Üstad, ara sıra Emirdağ'ına gelip ikametgahı olan Dersane-i Nuriye'de kalmaktadır. Şimdilik Emirdağ hayatının ilk kısmı ki, Afyon hapsine kadar olan safası zikredilecek, bilahire Afyon hapsini müteakip, tekrar Emir Dağı'ndaki hayatı, hizmet-i nuriyesi beyan edilecektir. Emir Dağı'ndaki hayatı, evvelki hayatına nispeten çok daha şaşalıdır. Hem musibet ve ithamlara daha ziyade hedef olmuş, daimi tarassuda, hatta imhaya maruz kalmıştır. Bununla beraber, Risale-i Nur geniş dairede yayılmış, üniversite, memurlar ve ehli siyaset muhitinde okunmaya başlanmıştır. Üstadın Emir Dağı'na nefyinden sonra aleyhinde pek insapsızca iftiralar yapıldığı ve çok geniş bir dairede yalanlarla isnatlara girişildiği münasebetiyle ve nurların harika neşri dolayısıyla bir hakikatı, bu mukaddemede beyan etmek lazım geldi. Şöyle ki, bizim Said Nursi'nin aynı hakikat olan ahval ve harekat ve hizmetinde görünen harikaları beyan etmemizden muradımız, Bediüzzaman Said Nursi'nin Emir Dağı'nda kaldığı evin, çarşıdan penceresinin görünüşü. Okuyucuların nazarı istiraplarını celbedip, haşa Bediüzzaman'ın fani şahsını insanlığın alkış tufanına tutmak değil, belki onun şahsını ve hizmetini insafsızca, iftira ve yalanlarla lekedar etmek isteyen ve dolayısıyla Risale-i Nur'un hizmeti imaniyesine set çekmeye çalışanların mukabilinde, Risale-i Nur'un nurlu, müessir ve saadet feşan hizmetini belirtmek için Kur'an'ın bir şakirdi ve Hazreti Peygamber'in bir ümmeti ve Allah'ın bir abdi olarak nail olduğu ikramları zikrediyoruz. Din düşmanlarının bahanelerle taarruzunu ve insafsız hücumlarını ret ve bir masumun masumiyetini beyan ediyoruz. Hatta diyebiliriz ki tarihte Bediüzzaman gibi hilafı hakikat olarak düşünce ve mefkûre, hizmet ve gayesinin tam zıttında şiddetli itham ve isnatlara maruz kalmış bir kimse yok gibidir. Panzehir'e zehir isnat etmek gibi, bu milleti ve gelecek nesilleri anarşilikten, dinsizlikten, ahlaksızlıktan muhafaza niyet ve harekatına, sırf imansızlıktan neşet eden bir dalalet divaneliğiyle, vatana ihanet, gençliği irtica sevk ve zehirlemek ithamını yapmak, ne kadar acı, ve ehli insafı ağlatacak elin bir vaziyet olduğu bedihidir. İşte bedü zaman bir değil, yüz değil, binler defa böyle hilaf-ı hakikat ithamlara düçar olmuş bir masumdur. Hizmetinde böyle olduğu gibi hususi ahval ve ahlakı noktasında da ahlakı hamidenin en müstesna örneklerini yaşatmış, edep ve iffetin en şaheser numunelerini nefsinde gösterebilmiş bir nezahet ve hüsnü hulk abidesidir hizmetini ifa eden dahili ve harici hayat ve ef'aline aşina olan talebe ve hizmetkarları olan bizler en yüksek sesimizle ilan ederiz ki üstadın Kur'an'dan alıp ehli iman ve insaniyetin istifadesine arz ettiği ulûmu imaniyedeki üstatlığı gibi en ince muamelat ve ahvalinde ve hususi hayatında da Kur'an-ı Hakimin hüsn hulk olarak tarif ettiği ve yüksek bir velayetin tereşuhatı olan asar ve daimi yüksek bir huzur görünür. Her zaman için her haline nazarı dikkat ve ferasetle bakan ehli kalp ve erbabı fazilet onun kalbi münevverinin bir şemse hakikat ve marifet halinde şuulefeşan olduğunu ve bir derya halinde daimi temevvüçte bulunduğunu kemale hayretle görmekte ve İslamiyet ağacının bu son ve kamil meyve imine veriyle zemin ve zamanın iftihar etmekte olduğunu duyurmaktadırlar. Ey suy niyetleriyle ve kendi menfi ruhlarına kıyasla bu ahlak, edep, iman, marifet ve hakikat abidesine dil uzatan ve şeytanları dahi utandıracak derecede iftiralarla bu fazilet timsalini yok etmeye tezvire çalışmış bedbahtlar. Bu zata karşı savurmak istediğiniz iftiralar, saçtığınız zehirler para etmedi. Hak nurunu yaktı ve parlattı. O nur ile alemleri ziyadar eyledi. Siz ise zelil ve manen insaniyetin menfurusunuz. Size yazıklar olsun. İnsan libasını taşımanız dahi sizin için eliyim ve fecidir. Buna rağmen sizin için bir necat kapısı var. O kapıyı çalsanız belki kurtulursunuz. Sayit Nursi ahd etmiş ve ilan etmiş ki benim idamıma çalışanlar dahi eğer Risale-i Nur'la imanlarını kurtarsalar, Risale-i Nur'a sarılsalar kardeşlerim siz şahit olunuz ben onlara hakkımı helal ediyorum. Evet onu mahkum etmek isteyenlerden çoğu ve ekser aleyhinde bulunanlar bugün ona dost olduğu gibi tezbir ve iftirada bulunan sizler de nedamet etseniz, nur derslerine kulak verseniz Ümit edilir ki, o şefkat kahramanı, sizin için, affınız için dua eder, niyaz eder. Evet, Said Nursi, öyle eşsiz bir kahramandır ki, bu kahramanlığını harp meydanında, mahkeme sandalyesinde müstebitlere karşı gösterdiği halde, gelin, siz düşmanları ve onu yok etmek için çalışanlardan, nura müteveccih olanların selamet ve kurtuluşu için, el açıp gözyaşlarıyla nasıl niyaz ettiğini görün ve onun yüksek bir tevazu ile milletin her tabakasıyla nasıl kemale şefkatle muamelede bulunduğunu anlayın. İnsanlığın ulvi mertebesini bu zatta seyreyleyin. Onun hakkında senakar sözler, takdirler ehli dünyanın alkışlanması nev'inden değildir. Hakikati kainatın bu ekmel insana ve insanın yüksek kıymetini Müslümanlığın hakiki tezahürünü temsil eden manevi şahsiyetine karşı olan takdir ve tebrikine bir iştiraktır. Evet, Said Nursi'yi temsil ve terennüm ettiği envar-ı hakikat itibariyle yalnız insanlık değil, belki alem bütün enva ve ecnası ile alkışlıyor, tebrik ediyor. Evet, hizmeti imaniyesini mazi müstakbel takdir ediyor. Evet, Said Nursi Cenabı Hakk'ın mahiyeti insaniyede derc ettiği hadsiz enva kemalatın hepsinde en ileri ve en mükemmeldir. Bazen yüksek dağ başlarında büyük kayalıklar arasında gezer, yalnız başına sessiz dolaşır, bazen bağ ve bahçeleri, nebatat ve hayvanatı temaşa ve tefekkür edip, sonra dönüp, şehre inip, en büyük siyasi ihtimalarda gayet beli ve makulane hitabeler, ahlaki, edebi nutuklar irade edebilen cevval bir ruh haletini taşırdı. Hürriyetten evvel ve sonra şarktaki hayatı ve İstanbul'daki feberanlı hayatı buna bir şahittir. Bir yanda şarkı Anadolu'da aşiretler arasında seyahatle onlara ahlaki ve imani dersler, öğütler verirken, diğer yanda Şam'da allamelere siyaseti İslamiye noktasında en keskin ve isabetli görüş ve teşhislerle Müslümanların terakki ve kemalatının esaslarını tespit edip, 350 milyon Müslümanın saadetinin fecr-i sadıkını haber veriyordu. Hem meşrutiyet zamanında meclis-i mebusana hitabesi ve gazetelerdeki makaleleriyle Kur'an'ın kutsi kanun esasisinin vaz ve tatbikinin milleti İslamiye'ye iki cihanın saadetini kazandırıp hakiki kemalat ve terakkiye medar olacağını haykırıyor ve bu efkarının divanı harbi örfide de kahramanca müdafasını yapıyordu. İşte bir nebze beyan edilen ahvali ve hizmetleri delaletiyle bu harika zat adeta muhtelif istidat ve ayrı ayrı zeka ve kabiliyetlerden müteşekkil bir cemaat mahiyetindeydi. İslamiyetin zuhurundan itibaren 1300 yıl içinde gelip geçen ve İslamiyet şecere-i nuraniyesinin çeşitli çiçek ve meyveleri olarak asırları tezzin eden umum ehli hak ve zekavetin kemalat ve güzelliklerine sahip olmuş nişan ve formalarını takmış gibiydi. Sanki ulum ve marifi İslamiye bu zat vasıtasıyla yeni baştan ihya ediliyordu. Büyük peygamberin ders ve irşadiyle ile hakikata ulaşan ve kemalatta terakki eden ve her biri cemaati İslamiyeden bir -i daire daireyi tenbir ve irşadında yürüten kutsi üstatlar, alim ve müçtehitler ayrı ayrı meslek ve ilimlerine bu zatı varis tayin etmişler gibi mazinin bütün mehasin ve meziyetlerini giyinerek, asrımızda ortaya çıkan bu harikayı zaman Said Nursi Hazretleri, böylece, Kur'an namına Risale-i Nur'la giriştiği dini hizmet ve cihad-ı manevisiyle, bir cemaatin, yüksek bir heyetin, belki muazzam bir ordunun yapabileceği vazifeleri, külli hizmetleri, izni ilahiyle yapmıştır. İslamiyet nurundan ve iman kardeşliğinden gelen bir kuvvet ve rabıta ile teşkil ettiği Nur Şakirtleri şahs-ı manevisi ehli dalaletin cemaatle hücumuna mukabil çıkmış. Bu suretle müminlerin nokta-i istinadı, kızıl tehlikenin bu vatanı istilasına karşı Kur'ani bir set ve alemi İslam'ın kahraman Türk milletine eskisi gibi muhabbet, uhuvvet ve ittifakının medarı olmuştur. Evet, Said Nursi gayet cami bir istidada malik bir zattır. Bu istidatların hepsinde çok ileri gitmiştir. Cüz ile küllü, âfâkın en geniş dairesi ile enfüsi dairesini, mesela zerre ile saman yolunu beraberce dikkatle tetkik eder, onlardaki envarı tevhidi görür, gösterir ve ispat eder. Bir yandan alemi İslam ve insaniyete uzanan külli hizmeti imaniye ile meşgul, bir yandan inziva hayatı geçirerek kalemi kudretin mektubatı olan fıtratın antika eserlerini, sanat-ı ilahiyenin mucizelerini temaşa ve tefekkür ile kitabı ı kainatı mütala eder ve böylece her gün bu müteaddit ulvi vazifeleri yaparak marifeti ilahiye ve huzurun nihayetsiz ezvak ve envarında terakki eder. İşte bu haleti ruhiye ve ahvali kutsiye üstadın hayatının her safasında müşahede edildiği gibi Emir Dağı'nda geçirdiği hayatı da hep bu mezkür mana ile doludur. layıkalardaki mektuplarda bir derece beyan edilmişse de nakıstır. Bu tarihçede ancak denizden bir katrecik ile iktifa edilmiştir. Sait Nursi'nin Denizli hapsinden tahliyesi ve Emir Dağı'na nefyi. Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin Haziran 1944 tarihli beraet kararı ile hapisten tahliye olunan Nur talebeleri memleketlerine gitmişler. Üstad ise Ankara'dan bir emir alıncaya kadar Denizli'de şehir otelinde kalmıştır. Risale-i Nur talebelerinin hapsi ve muhakemeleri münasebetiyle Denizli halkı Risale-i Nur'la alakadar olmuştur. Adliyede iki üç zat mahkeme safahatı esnasında nurlara yakından alakadarlık göstermişler ve Denizli'de neşrine çalışmışlardır. Bilahare Nur Dairesi'nde hakimi adil unvanı ile anılan mahkeme reisi ve azaları ve hizmetleri dokunan hamiyet perverler adilane karar ve gayretleriyle bütün ehli imanın süruruna vesile olmak gibi manevi ve ebedi parlak bir makam kazanmışlardır. Sait Nursi Denizli'de iki ay kaldıktan sonra Afyon vilayetinin Emirdağ kazasında ikamete memur edilir. Emirdağ'a 1944 senesi Ağustos ayında nefyedilir ilk önce 15 gün kadar bir otelde kalır, sonra kira ile bir eve yerleşir, ev kirasını da kendisi verir. Emir Dağı'ndaki hayatı şöyle hülasa olunabilir. Daimi tarassut altındadır. Mahkemeden beraat kazanması ve eserlerinin iade edilmesine rağmen serbest bırakılmış değildir. Eskisinden daha ziyade kontrol ve mütemadiyen pencere ve kapısından nezarete maruzdur. Mektuplarında da beyan ettiği gibi, Denizli hapsinin bir aylık sıkıntısını bazen bir günde Emir Dağı'nda çekiyordu. Üstada yapılan bet muameleler ve takınılan tavır Emir Dağı ahalisince yakından bilinmektedir. Denizli mahkemesinin beraati üzerine mahkeme eliyle nurların intişarına ve Sayit Nursi'nin hizmeti imaniyesine set çekemeyen gizli dinsizlik komiteleri bu defa başka yollardan idari makamları evhamlandırıp aleyhe geçirerek hatta imhasına kadar çalışıyorlardı. Bu plan kat'i idi. Bir bekçi kapısı önünden ayrılmazdı. Üstad ile görüşebilmek pek müşküldü. Emirdağ'ında ilk defa üstadla yakından alakadar olan çalışkanlar hanedanı, kasabalarına nef yedilen bu alim ve fazıl ihtiyar zata yakından dostluk göstermişler, hizmetine koşmuşlar, sırf lillah için olan bu irtibatlarını sui tefsir edenlerin yalan ve tezviratını aldırmayarak, alakalarını gevşetmemişlerdi. Çalışkanlarla beraber Emir Dağı'nda birçok sadık müminler nura talebe olmuşlar, üstadın hizmet-i nuriyesine iştirak etmişler, nur risalelerini okuyup yazma ve etrafa neşre başlamışlardı. Haşiye Bugün Emir Dağı halkı umumiyetle nurlara dost ve taraftardır. Pek çok talebesi vardır. Emir Dağı'nda ve civar köylerde nur dersleri okunmaktadır. Üstadın Emir Dağı'nda ikametinden sonra Risale-i Nur'un dersleriyle halkın mühim bir kısmının ilim, iman, ahlak ve fazilet bakımından terakki ettiği herkesçe malum olduğu gibi resmi zatların ikrarı ile de sabittir. Haşiye Üstad Said Nursi Emir Dağı'nı bir dershane-i nuriye manasında kabul ettiğini söyler. Sav, Barla, Emir Dağı Eflani gibi nurların ekseriyetle yayılıp okunduğu kasaba ve köyleri birer dershane-i nuriye ünvanı ile yad eder ve kendi Nurs köyü gibi sağ ve ölü umum ahalisine, masum çocuklar ve mübarek hanımlarına dua eder, manevi kazancına hissedar eder. Emirdağ talebeleri, Üstadın Emirdağ'ındaki hayatına dair diyorlar ki, Üstad Emirdağ'ında daimi tarassut altında bulunuyordu. Açık havalarda gezmeye çıkardı. Üstadın bahar ve yaz mevsimlerinde mutlaka kırlara çıkmak adetiydi. Yalnız başına gider, birkaç saat kalır sonra evine dönerdi. Kırlara çıktığı zaman çok defa arkasından takip ettirilirdi. Bazen bekçiler, bazen jandarmalar takip ederdi. Hatta bir defa arkasından kurşun attırılmış fakat isabet etmemiştir. Bir gün bir resmi memur, arkasından koşarak, dışarı çıkmak yasak, başına bere koyamazsın, sarık saramazsın diye mütehakkimane ve mütecabizane ifadeler kullanmış, üstad da geriye dönmüştür. Bu tarz muameleler çoktur. Üstadın Emir Dağı'ndaki hizmeti ve meşgalesi, başka yerlerde olduğu gibi yalnız bir vazifeye münhasır değildi. Gerek lahikalardaki mektuplardan, gerek ziyaretine gelen dostların ve eski ilim arkadaşları ve talebelerinin ihbarından ve gerekse de kendine yakından alakadar olan talebe, komşu ve halkların müşahedatından anlaşılıyor ki, Hakk'a müteveccih, hakikatten nebean eden müteaddit hizmetleri, vazifeleri vardı ve her bir günde de bu vazifelerini ifaya çalışırdı. Hakaiki Kur'aniye nurları olan sözler, lemalar gibi eserlerini telif, tasih ve neşr ile meşgul olmakla beraber, kelimatı kudret olan masnuat ve mevcudatı seyru temaşaya, kitabı kainatı mütalaya çok müştak idi zemin yüzünde yazılan, bahar sayfasında teşhir edilen rahmet ve hikmetin mucizeli eserlerini, eşcar ve nebatat ve hayvanattaki sanatı ı ilahiyenin harikalarını, simalarında parıldayan tevhid sikkelerini okuma ziyadesiyle meftun idi. Böylece, hakaiki imaniyenin, marifetullahın nihayetsiz ufuklarında, hakkal yakin mertebesinde kanat açıp geziyordu. Esasen Kur'an'dan aldığı mesleğinin bir esası tefekkürdür. Eserlerinde insanı daima tefekküre sevk eder ve tefekkürü ders verir. İlim ve tefekkür ile kazanılan marifeti ilahiyenin ruh için kainat vüsatinde bir genişlik temin ettiğini ve ve fi kulli şeyin lahu ayetun tedullu ala ennehu vahidun her bir şeyde sani vahide işaretler, delil ve ayetler bulunduğunu ifade eder. Tefekkür saatin hayrun min ibadeti senetin sırrına göre hareket ederdi.